Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Stars of Iron 4'ün yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. 1955 senesine ulaştığımız ve serisinin 22. bölümünü çektiğimiz Stars of Iron 4'te en son ordumuzu modern orduya geçirmeyi başarmış ve bazı kuvvetlerimizi sınırlara yerleştirmiştik. Çünkü büyük bir savaşın patlak vermesini bekliyorduk ki bu savaş dünyadaki kesin hakimiyetimizi ispatlamaya çalıştığımız savaş olacaktı. Şimdilik Japonya, Asya ve Hindistan tarafını askeri bölge haline getirmiş vaziyetteyiz. Elimizden geldiğince kaynak alabileceğimiz rayları kuvvetlendiriyor ve demir yollarından oldukça fazla besleme sağlamaya çalışıyorduk ki Avrupa'nın bir toprağında, örneğin Fransa'ya hücum edeceğimiz bir toprakta 177 birim asker besleyebilecek kapasiteye erişmiş vaziyetteydik. Bir yandan demir yollarımızı güçlendirip askerlerimize gıda gönderirken diğer yandan da modernleşen ordumuzla minik savaşlara hazırlanmaya başlıyorduk. Ve bakalım bu hazırlıklar sona erdiğinde büyük savaş patlak verecek ve bizim önemle beklediğimiz Fransa'nın 1956 senesindeki seçimleri vardı. Mayıs ayında gerçekleşecek bu seçimlerde Fransa eğer rejimini komünist olarak değiştirirse muhtemelen faction'dan atılacak ve beraberinde bizim de Fransa topraklarını ele geçirme şansımız olacak. Bu arada babuşlar, seri hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve hala kanala abone değilseniz sağ alt köşede bulunan logomdan abone olarak ailemizin bir parçası olabilirsiniz. Samet Güngör Live kanalına da göz atmayı ihmal etmeyiniz efendim. Samet Güngör Live kanalında da çeşitli içerikler mevcut. Şimdi yollar ve askeri fabrikalar üretiliyor bir yandan. Bu yollar ve askeri fabrikalar üretilirken bizim bir yandan çıkarma yiyeceğimiz noktaları bariyerlememiz lazım. Yani İngiltere kuvvetlerini, gerçi İngiltere'nin donanmasını belki bir şekilde durdurabiliriz, emin değilim ama ya da öncelikle bir anti-air yerleştirmemiz lazım buralara. Aşağı yukarı bütün topraklarımızı anti-air yerleştirmemiz lazım. Çünkü düşmanın hava kuvvetleri gerçekten çok muazzam ve bu düşmanın hava kuvvetlerine karşılık verebilmeye şeyimiz yok, gücümüz yok. Bütün sınırları böyle artı beşleyecek şekilde ilerliyorum. Ya dört bir yandan bombardımana maruz bırakacaklar çünkü bizi. O bombardıman süresince hayatta kalabilmek için bütün sınırlara anti-air yerleştiriyorum efendim. Şimdilik sınırlara yerleştirelim. Sonrasında bütün haritaya yerleştireceğiz. Yani bir tane bile boşta toprağımız kalmayacak. Onu söyleyeyim, anti-airlanmamış. Sonrasında zaten surları kuvvetlendireceğiz. Surları bariyerleyeceğiz. Var ya, Japonya tarafı 10 numara ha. Bazı yerlere sur yapacağız. Bazı yerlerinde deniz çıkarmalarını engellemeye çalışacağız. Bazı bölgelerden gelecek deniz çıkarmalarını. Şöyle bir Avrupa'nın etrafını da saralım anti-air'larla. Çünkü bu hava kuvvetleri öyle bir tarumar edecek ki ortalığı. Bizim aklımız yaşayacak, öyle söyleyeyim size. Şurada Rusyan Empire'ın da etrafını şey yapalım. Ya buraya bir tane uçak uçsu kursa, bir tane adam yerleştirse tamam işte, bizim iş sıkıntı. Şöyle şu tarafı ben bir anti-air'lıyım. Bu arada umarım milletin toprağına anti-air basmıyorumdur. Yani tutup milletin papıtına anti-air üretiyorsam hakikaten şey yaparım. Sıkıntı çıkartırım. Tamam, şimdilik buralar bir yapılsın. Buralar bir oluşsun. Neyimiz eksik ustam? Rubber'ımız mı eksik? Neden? Bir yerden az mı rubber alıyoruz? British Raj'dan da al. Bir yerden az mı rubber alıyoruz abi? Şunu da al. Avusturya Savaşı yaklaşıyor. Güzel. Avusturya Savaşı için ordularım hazır ve nazır bir şekilde bekliyor zaten. Hatta şöyle bir ilerleme planı çizelim. Her yerden ilerlesin ordu. Ya da 50 ilerletirim ya. 50 ilerletince de çözüme kavuşturabileceğime inanıyorum. Yani modern tankların vuruş gücüne piyadelerle dayanamazlar. Kaldı ki piyadeleri çok kuvvetli lan. 11 ila 19 arası piyade ve artileri var. Ama gerçi bizimki de tank. Usta. Bizimki de tank yani. Yıl çok ilerledi ve maalesef bu mod Great War modu gibi işlemiyor. Yani elbet tökezleyeceğiz. Elbet bir yerimiz çatlayacak. Hayırlısı bakalım deyip geçelim. 1500 uçak stoklamışız bile Jet Fighter'lardan. Çok güzel. 1500 uçak gayet iyi. Gayet yerinde bir rakam.
En baba gideceklerden biri support ekipman. Fabrikalardan birini support ekipmana verelim. Askeri fabrikalarda üretiliyor zaten yavaş yavaş. Vallahi çok güzel. Antiyerlerin de üretimini hızlıca hallediyoruz. Fabrikalarımız gayet kuvvetli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bakalım Avusturya Savaşı için ne kadarlık bir süremiz kalmış? Yaklaşık 76 gün süre var Avusturya Savaşı için. Sonrasında diğer devletlerden şeye saldıracağız. Şu arkadaşa ismini bilmiyorum. Republic of Ukraine. Buradan Çekoslovakya'ya ilerleyeceğiz. İki taraftan Çekoslovakya'nın etrafını saracağız. Bu sayede diğer devletlerin arasını da bölmüş olacağız ama şu an kendimize fazladan cephe açıyoruz gibi hissediyorum. Ve bütün bu işler bittiğinde acaba zafere ulaşabilecek miyiz ya? Yani adamlar hakikaten çok kalabalık. Eğer başa çıkamazsam Observer modu almayı planlıyorum. Yani Observer modda bizim devlet bir kapışsın bakalım neler yapabilecek. Yani şu an için tek sıkıntımız manpower sıkıntısı. Askere alınabilecek hali hazırda nüfus yok. Bayağı asker eksikliği çekiyoruz ve bu askere alımı hızlandıramıyoruz da maalesef. Hızlandıramadığımızdan dolayı bir miktar sıkıntımız var. Aslında bir şey söyleyeyim mi? İç isyanlar başlatabiliriz. Yani diğer devletlerde. Örneğin demokratikleri isyan ettirebiliriz. İrlanda'ya falan da justify atıp saldırmak istiyorum da İrlanda'ya nasıl saldıracağım misal? Neresinden çıkartma yapacağım? İrlanda'nın etrafına gemi falan götürebilir miyim? O da aklımdaki soru işaretlerden biri. Buradan oraya kadar gittiğimde İrlanda'ya çıksam bile tutabilir miyim İrlanda'yı? İrlanda baksana bir tane tank yapmış. Tanklarının içerisinde 6 ila 8 arası tank var. Abi sen ne diyorsun ya? Bakalım 1956 yılı da var daha önümüzde. O 1956 yılında belki Fransa aradan çıkar ve bizim savaşacağımız cephe sayısı hafifler. İnanın eğer bilemiyorum ama yani kendi ellerimizde bir canavar yetiştirdik. Gerçi biz de canavarız da. Daha bir de savaşacağımız Amerika var. Usta, ay. Ve bütün büyük devletler ekonomilerini servis by equipment'a almışlar ya. Kaynağımız bol, şükür. Bir yandan da bu arada nükleer şey mi inşa etsek? Nükleer reaktör. Agam nükleer reaktör inşa edecek yer kalmamış ki. Dört bir yana yerleşmişiz zaten. Sur dikeceğiz, sur. Avusturya için savaşımız başladı. Bakalım biz bu savaşta neler yapabileceğiz. Kendi müttefiklerimi savaşa çağırmadım. Kimsenin de tutup Avusturya'yı koruyacağını zannetmiyorum. Adam başkentini boşaltmış lan. Adam başkentini boşaltmış usta. Resmen kendi eliyle bize teslim ediyor şehri. Yalnız belli başlı noktalarda tanklarımı tutuyor. O bir sıkıntı. Yani bu belli başlı noktalarda tanklarımı tutması pek iyi alamet değil ama devriliyor yani genel olarak. Yani gerçi koskoca modern tank kardeşim. Bir zahmet devrilsin değil mi? Buradan Çekoslovakya'nın etrafını sar. Ama sadece şu kadarcık bir alandan saracaksın. Hızlı sonlandı. Şuranın hemen rayını fulleyelim. Askeri zaten şey hava savunma birimleri fullmüş. Yer var mı burada? Ne askeri ne sivil. Hiçbiri için yer yok. Anladım. Tamam support ekipmana abanmaya devam edelim. Ve Nazmi Solok Bey ile şöyle bir savaş planı çizelim. Ordular böyle buradan bada bada ilerleyip Çekoslovakya'yı alsınlar. Hemen şuradan bir Çekoslovakya'ya da savaş ilanı. 240 gün. 240 gün beklemeyelim yok yere. Birazdan şuraya gireceğiz zaten. Ama buraya girebileceğimiz tek yer şuralar ve burası. Şu küçük ama. Sonra Switzerland'ın etrafını saracağım. Yani elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bu arada bir şey diyeceğim. Acaba ben içimden puppet mı çıkarsam?
Yani galiba yanlış hatırlamıyorsam içimden Puppet çıkartabiliyorum. Örneğin Yugoslavya'yı içimden Puppet olarak çıkartabiliyorum. Misal Yugoslavya'yı içimden Puppet olarak çıkartsam ve Yugoslavya'yı beklesem acaba bana savaşta destek olmalarını umut etsem. Yani misal İran tarafı için İran, Irak bunları Puppet olarak çıkartıp ya da bir şey diyeceğim bak. Cephe sayısını acayip derecede azaltabiliriz biliyor musun? Yani şu British Raj tarafından mesela şuralardan bir iki papıt çıkartırsam ve papıtlarımı savaşa çağırmazsam bu taraftakiler ben dalana kadar gelmezler. Belki bir yerden akınları falan önleyebiliriz ama bilmiyorum ya. Kardeş selamın aleyküm. Sana savaş ilan ederken kardeş Seha kabusun olmaya geldim. Aa oradan dalınmıyor. En azından birimlerin de hızlı ilerlediğine şahitlik ettik, öyle değil mi? Yani bu da güzel bir ayrıntı. Buradaki ordu da Çekoslovakya'nın etrafını. Şuradaki minik kısmı. Vallahi ne European Coalition'ı kardeş, hiçbir şey kalmadı ortalıkta. Lüksemburg bana savaşa mı girdi? Pardon. Bir 15 tane tank rica edebilir miyim? Teşekkür ederim. Şöyle farklı bir orduya. İlerler misiniz Lüksemburg için? Bir saniye kardeş, tanklar 10 dakikaya orada. Bekle, tanklar 10 dakikaya orada, bekle. Fransa'yı falan savaşa davet etmedim ama. Şu 15 tank bir sınıra gelsin. Romanya eyvallah baba. Ama yani sizle savaşa gireceğim. Beni en çok o üzüyor. İlerler misiniz bir? Lüksemburg Başkan. Hadi bakalım. Ya bizim modern tanklara kim karşı koyacak abi? 342 tane adam kaybetmişiz yani. 1K adam kaybetmişiz. De gerçi Lüksemburg'u açtık yani. Tamam, şuradaki 15 birim asker buraya ilerlesin tekrar. Yani Lüksemburg Beyciğim, ne yapıyorsunuz oralarda bir başınıza efendim? Yalnız var ya, adamlar her yere anti-air basmış galiba. Anti-air basılmayan yerler var, basalım. Basılmadıysa da kırılmış, emin değilim. Ha, şuralara da anti-air. Eyvallah. Buralara da yol. Eyvallah. O elimde var ya fazladan 25 tane falan fabrika var. 5000 tane jet fighter birikmiş. Dur bakalım bir 20 bin tane falan biriksin jet fighter. Ne basabiliriz ileride? Neyin sıkıntısı yaşanabilir? Ya support ekipman sıkıntısı yaşanır herhalde ileride en baba. O yüzden support ekipmanlara abanacağım. Çekoslovakya Savaşı için daha bayağı bir gün var. 472 bin de asker birikmiş. Çekoslovakya Savaşı'nın ardından zaten muhtemelen Switzerland'e gireceğim. Aa! Oğlum İngiltere var ya, bunları faction'dan bir bir atıyor ha. Puppet olmayan devletleri faction'dan bir bir atıyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Netherlands'te Belçika bize girebilir demek. Ben burada Bohemya'ya saldırırken, Çekoslovakya'ya saldırırken. O yüzden Cemil Cahit Toydemir komutasındaki 25 adamı burada alıyorum. Salih Omurtak komutasına verip şuraya. Ama öyle değil. Şurayı. Aynı faction'dayız ya diğerleriyle. Vallahi Enayistan atması o kadar çok işime geliyor ki. Şu 25 adam buraya gelsin. Agam buradan da bir 25 adam sök. Buradaki 25 adam da şurada Netherlands'ı tutsun. Ve var ya böyle Netherlands falan bize yani savaşa gelir. Biz de bu adamları böyle bir 2 dakikada sümsüye çevirip döversek ki zorlayacaklar büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle zorlayacaklar. Çekoslovakya zorlayamaz da büyük ihtimalle zorlayacak. Ki şuraya 25 adam çok mantıksız zaten. Bir tek burada bize sınırı var değil mi? Çekoslovakya'nın.
Burada askeri bile yok ya. Askeri olmayan yerde adam tutmak mantıksız. Bence buradaki orduyu şöyle komple şuraya verelim ya. Belçika tarafına verelim komple. Oğlum arkada adam yok ki yani şu toprak parçasında adam yok Çekoslovakya'nın. Bize de tek sınır olan yer şuradaki minik bir toprak. Ya ne olur ne olmaz bir tank mı koysam oraya? Gerek yok ya. Zaten Çekoslovakya anında çökecek. Şuradaki 50 birimlik ordu Belçika'ya girecek. Şöyle. Şuradaki 25 birimlik ordu Netherlands'e girecek. Böyle. Bu arada var ya bunları attıysa İngiliz şeyi de atar yakında. İngiliz Fransız'ı falan da yakında faction'dan kickler. Hele ki Mayıs'a geliyoruz. Hele ki Fransa bir komünist rejime geçsin. Garanti yiyecek kıçına tekmeyi. Garanti. O tepiyi yedikten sonra da zaten yollar bizim arkadaşlar. Yollar bizim. Şuradan bir mobilize ünitelerin şeyini arttıralım. Böyle o modern tanklarla millete yumruk gibi ineceğiz. Yumruk yumruk. Yumruk gibi ineceğiz agam. Muhtemelen savunmaya gelir Belçika ile diğeri ama bilmiyorum açıkçası. Bağımsızlığını garanti eden var mı Çekoslovakya'nın? Ha Belçika garantilemiş. Hadi bakalım Belçika efendi. Ne var askerlerinin içerisinde? Sen şimdi bana onu söylüyorsun. Evet, kalabalık var. Yani umarım bizim tanklar bunları ezer geçer ya kayıp vermeden. Hava kuvvetleri yok çünkü bizim orada. Yani daha hava kuvvetleri koyacak yerleri inşa etmedim. Ve daha hava kuvvetlerim yok. Yani bombardıman uçağım falan filan yok. Üretmedim onları daha. Daha işimiz var. Daha büyük savaş öncesi çok işimiz var arkadaşlar. Büyük savaş öncesi tüm devlet, tüm ordu şey alacak, şey yapacak, çalışacak daha. Şöyle ilk başa tamirleri alalım da. Büyük savaş öncesi çok fazla ordu çalışacak daha arkadaşlar. Çok fazla fabrika çalıştıracağız. Nisan ayındayız. Mayıs'a geldiğimizde Fransa'nın rejiminin değişip değişmemesini bekleyeceğiz. Fransa'nın rejimi değiştiğinde komünist olacağı için gerçi diğerlerine garantörlük atamaz. Başka komünist devlet yok haritada. İlk iş Fransa'yı ortadan kaldırırız. Var ya o kadar tatlı ortadan kaldırırız ki Fransa'yı. Aklınız hayaliniz yaşar ve Nisan bitti. Mayıs ayı. Fransa rejimi değişmedi. Hala demokrat. Hala demokrat ve komünist taraf azaldı. Evet. Umutlarımız bir şey oldu. Bir saniye. Switzerland'ın bağımsızlığını mı garantiliyor Fransa? Vallahi garantiliyor. Eğer ben Switzerland'e dalarsam, Switzerland'i savunmak için Fransa gelirse acaba aynı faction'da olduğumuz için kuvvetle muhtemel gelmez diye düşünüyorum. Çünkü aynı şey Amerika'da olduğunda misal burada Netherlands'ı ele geçirdiğimizde buradan bizim Amerika'ya gidiş yolumuz da açılacak. Misal Amerika Brezilya'nın bağımsızlığını garanti etse dahi 2. Brezilyan Republic'in bağımsızlığını garanti etse dahi şey yapmıyor. Herhangi bir şekilde gelip dalmıyor çünkü aynı faction'dasın. Ve Fransa şayet bana dalmış olursa acaba faction'dan şutlanıp İngiltere bana yardım eder mi? Eğer öyle bir şey olursa var ya yemin ediyorum parti ha. Bildiğim parti zamanı. Şey ne alemde? Çekoslovakya'nın claim'i ne alemde? Son 29 gün. Güzel. 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 İyiyiz abi. İyiyiz. İyiyiz. Daha kuvvetlerimizi yerleştireceğiz. Yani ana savaşa hazırlıklı değiliz. Ama iyiyiz. En azından manpower toparlıyoruz. Başkalarından fabrika toparlıyoruz. Diğer devletleri kafasına vura 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 askeri ve sivil fabrika alıyoruz. Beraberinde Belçika'yı fethedişimizle beraber Afrika üzerindeki toprağa da cephe açmış olacağız ve Afrika'da da ilerleyişimiz için bir cephemiz olmuş olacak. Aynı zamanda Netherlands'ı fethetmemizle beraber burada Amerika için bir fetih hazırlıkları içerisine girişebilir vaziyette olacağız. Tabii ki bütün bunlar yaşanırken Netherlands'ın şuradaki kolonisini de kendi kontrolümüz altına alacağımız için buradan gelecek olan lastik ve petrol kaynağı komple bizim hakimiyetimize geçmiş olacak ve biz kapalı ekonomide olacağız.
Bununla beraber işler bununla da sınırlı değil. Bu Netherlands bölgesini üst olarak ilan edip buradan Siam'a, efendime söyleyeyim, diğer Hindi Çin'i devletlerine savaş ilan edebileceğiz ve topraklarımızı geliştirebileceğiz sevgili arkadaşlar. Yani birçok plan var işin içerisinde. Birçok unsur var. Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Netherlands'in de bağımsızlığını garantiliyor Çekoslovakya. Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Yani Çekoslovakya diyorum, Belçika. Hiç önemli değil. 50 tane tankla içinden geçtiğim anda anlar neyin ne olduğunu. Tabii ki bizim bir hava saldırısı yeme ihtimalimiz de muhtemel. Belki paraşütçü kullanabilir ama pek zannetmiyorum paraşütçü kullanacağını. Ve ideolojik görüş olarak Belçika niyeyse faşizme doğru gidiyor. 1956 seçimleri. November. November'dan evvel bizde savaşa girmesi lazım. Yoksa Fexin'e falan alır İngiltere. Bu sefer dalma olayımız yalan olur. Hadi bakalım. Güzel. Umarım Belçika savaşa gelir bu arada. Şuradan Çekoslovakya'yı ittirelim. Çok güzel, çok güzel. European Coalition mı? Netherlands'le de uğraşmak durumundayım şu anda. O zaman şu an hem Belçika ile hem de Netherlands ve Danimarka ile uğraşacağım. Danimarka için ne yapacağız bilemiyorum ama çıkarma mı karma bir şeyler ayarlarız ya. Şuradaki orduyu da bir Netherlands'in üstüne sürelim. Şuradaki orduyu da Belçika'nın üstüne sürelim. Oğlum siz kim köpek ya? Belçika da European Coalition'a girdi. Netherlands da savaşa dahil edildi. Danimarka da savaşa dahil edildi. Bununla beraber Danimarka hariç her yere ilerliyoruz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Netherlands kendi kolonisini de çağırdı. Sıkıntı yok. Danimarka major devlet bile değil ya. Biz diğerlerini indirdiğimizde Danimarka falan ölecek. Bizimkiler hemen gelelim abi diyorlar. Eyvallah beyler. Siz cansınız ama bekleyin şimdi. Buradaki 25'lik ordu niye saldırmıyor şu an? Çünkü saldırı şeysi değişmiş. Şimdi sevgili ordu. Öncelikle burayı bir siliyorsun. Tamam mı? Siz sadece bu kanattan. Ananın ağzı. Siz sadece bak. Buradan. Kaldı ki oradan da değil. Burası da Romanya'nın toprağı galiba. Siz buradan. Siz buradan gidiyor. Anladın? Allah kahretmeye. Hayır. Siz bura, 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 bura. Geri dön, geri dön, geri dön. Şeyin içinde olmak hakikaten çok sıkıntı ya. Yani hakikaten çok sıkıntı. Tamam, siz oraya gelmek. Siz var oraya gelmek. Bizim bu 50'lik ordu var Belçika'nın üzerine yürümek. Belçika tarafına hücum eder misiniz tatlı şekerparelerim? Buradaki 25'lik ordu Netherlands'in üzerine yürüyecek. Tamam. Netherlands'in ve Belçika'nın üzerine yürüyen orduyla beraber buradaki 25'lik. Sen oraya yürüyordun. Şuradaki 25'lik Çekoslovakya'nın üstüne yürüyecek. Yan tarafa bir tane asker geçirmiş olsa ben ayvayı yedim ama. İşte. Yok et bir Çekoslovakya'yı. Yok et. Hani diğer sınıra yerleşelim, anladın mı? Diğer sınıra bir gidelim. Misal önünde boş toprak var. Niye duruyorsun? Durmuyor. İlerliyor. Güzel. Güzel, güzel. Sıkışacaklar. Elbet sıkışacaklar. Hava üstünlüğü onlarda. Ondan çok seri ilerleyemiyoruz. Ama o kadar da mühim değil yani. Biraz asker kaybedeceğiz arkadaşlar. Biraz asker kaybedeceğiz. Biraz değil, bayağı asker kaybediyoruz. Ama olsun. Ne yapalım? Agam şöyle bir şey yapalım mı? Bak bir saniye. Sen ve sen ikiniz bir durun. Sen komple gel bunun komutaya. Sen de şöyle şu sınırı al komple buraya uzat. Tamam mı? 75 adam da buraya bir şey olsun. Saldırı planı da bu değil, tamam mı? Saldırı planını biz kendimiz yeniden ayarlayacağız. Şöyle. Şöyle de bir saldırı planımız olsun. Şimdilik siz sınırda bekleyin. Çekoslovakya çöksün. Çekoslovakya'nın çöküşüyle beraber şey yaparız. Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız acaba? Evet, orası ayrıldı. Çekoslovakya'nın bir şey olması lazım. Kapitüle olması lazım. Vur şuna.
La, ya şimdi bak kafamı ne karıştırıyor biliyor musun? Şu an bizimle beraber diğer bizim müttefik devletler de gelip dalıyorlar ya. Yani dalmıyorlar şu an. Asker geçiriyorlar ya. O asker geçirişleri benim canımı sıkıyor şu an. Abi şu 75'lik orduyu bir ilerletelim. Asker geçirişleri benim canımı sıkıyor anladın mı? Çünkü o kadar fazla asker götürüp getiriyorlar ki göremiyorum anasını satayım neyin nerede olduğunu. Güzel Çekoslovakya kapitüle. Bununla beraber Çekoslovakya'nın şuradaki toprağına gidip almak lazım. Hemen bu 25 ordu Çekoslovakya'nın şuradaki toprağına bir gidip alsın. Tankmank getirmiş ya müptezel. Tamam buradaki ordumuz da Belçika'nın üzerine ilerliyor. Bu European Coalition dağılacak ama bizim de askerleri dağıttılar. Dur bir saniye bekle bekle. 100 tane tank olunca aynı anda hücum ederiz. Sadece sınırlara gel şimdilik. Sadece sınırlara gel şimdilik. Şuradan tanklar ilerliyor mu? Vallahi ilerliyor. Güzel, güzel. Bir tanesi alta yönelebilir mi? Teşekkür ederim. Yani havaalanının üstünlüğünü sağlayamamaktan kaynaklı bir sıkıntımız var. Ve muhtemelen sadece fighter uçakları buraya yeterli gelmeyecektir. Ama bizim elimizde şöyle bir 5000 tane falan fighter'ımız olması lazım. Evet, 12.000 fighter. 1000 tanesi burada. Hadi 1500 yapalım. 1500 şu uçaklarını bir vursun. Ama yani uçak üstünlüğünü sağlayamayacağız bu şekilde. Şuraya da bir adam getirmem lazım. Getiremiyorum. Yok çünkü uçak kurmadım. Yok. Yok etsene şunu. Nereye kaçıyor Allah aşkına? Tamam. Hepiniz, hepiniz. Nazmi Solok komutasına hepiniz yürüyün. Yok ki abi şu an ben orada boşa uçak kestireceğim. Yani jet fighter falan filan da. Yok yani oraya yeterince uçak sevk edecek yerim de yok, konumum da yok. Ayrıyetten isyanlar falan da çıkıyor böyle bir ton yeri kırdık döktük. Dur bakalım 100 birim askerle şu Belçika'yı falan alabilirsek 10 numara olacak her şey. Bütün ordu savaşa hazır mı? 100 tane tank tümeni. Salih Umurtak ne zaman gelecek? 5 gün içerisinde. 4 gün. Tamam. 4-5 gün bekleyebiliriz ya. Şuradaki uçaklar kaç kişi alıyor? Buraya da bir 1000 adam yerleştirelim. 1000 uçak yerleştirelim. Ama 1000 uçak yerleştiremeyeceğiz. Çünkü bizim aptal müttefiklerin adamları da var burada. Şu an onlar da adam yerleştiriyorlar ya sıkıntı orada. Tamam Salih Umurtak komutaya geldi. Baba vur. Baba vur. Ya yani ikisi de devrilecek burada. Bunlar devrildikten sonra zaten hani Danimarka'ya çıkartma atmaya gerek kalır mı? Ben onu çok merak ediyorum. Gerek kalırsa da hallederiz çıkarmayı. Her ne kadar hava üstünlüğü onlarda da olsa deniz üstünlüğü komple bizde olur. Ve bak bizle beraber ilerleyen şeyleri görüyorsunuz değil mi? İngiliz ordularını falan. Onlar sıkıntı çıkartıyor işte bana. Anlayamıyorum anasını satayım kimin nereye daldığını, neyin nereye daldığını. Abi şu 6 tane tankla bir şurayı essene. Dünyanın kaybını veriyoruz bu arada. Tamam, arkalarından vurun. Siz de vurun arkadan, siz de vurun arkadan. Uçaklara neler oluyor abi? Oralarda böyle neler olduğunu bana biri tarif edebilir mi ya? Belçika kapitüle güzel. Şimdi sıra Amsterdam'ın düşüşünde. Amsterdam'ın düşüşüyle Netherlands'da kapitüle. Ve savaş biter agalar. Çekoslovakya take all states and turn. Belçika take all states and turn. Netherlands take all states and turn. Bye bye. Danimarka ne oldu? Hani konfederasyon falan kuruyordun. Danimarka'da mı Alliance'a girdi? Yok, Danimarka konfederasyona girdi. Switzerland kaldı bir. O Switzerland'ın da etrafını sarıp halletmek lazım. Ama önce şu savaşta yediğimiz kalayı bir temizleyelim.
Savaşta bayağı kalaylandık çünkü. O savaşta yediğimiz kalayı bir temizlememiz lazım. Önce bir bütün fabrikalarımın falan tamir olması lazım. Ondan sonra Switzerland'e girişme haltı yiyeceğiz. Ama öyle olmaz. Öyle olmaz. Abi niye hani böyle buradan bir şeye başlamakta ısrarcılar? Yani tam tur attırmakta. Ben tam tur attırmayacağım. Fransa dahil olmayacak ki savaşa. Şöyle bir şey yapmam gerekiyor anlaşılan. Yani bir tane toprağı eşek gibi boşta bırakacağız. Norveç falan bu koalisyona giriyor. Lan girseniz kaç yazar. Bu arada hakikaten Switzerland'e daldığımda Fransa gelir mi acaba ve Fransa diğer müttefikleri savaşa çağırır mı? En güzeli var ya Switzerland'e daldığında şey yapmak abi. İrlanda da koalisyona girdi. En güzeli Switzerland'e daldığında şey yapmak. İngilizleri falan da savaşa çağırmak. Bu arada buraların işi tam mı cınım? Değil. Ayarlayacağız. Ayarlayacağız. Bak uçakların ne kadar çok faydası olduğunu gördük. Buraların da uçak savarı tammış bu arada. Uçakların ne kadar çok faydası olduğunu gördük. O uçaklardan üretmeye devam edeceğiz. Ve dediğim gibi yani şu an uçak koyabileceğim yer yok. Her ne kadar uçak üretiyor da olsam uçak koyabileceğim bir yer yok maalesef. 16 bin fighter da bize yetecektir diye düşünüyorum ama şöyle bir fighter sayısını 100'e çekelim. Şu support ekipmandan ve motorize birliklerden de alalım. Aşağı yukarı bir 200 fabrikalık daha açığımız oldu. 200 fabrika değil elbette farkındayım ama bir bombardıman uçağı üretelim. Jet stratejik bombing. 100 tane de bombardıman uçağı üretmek istiyorum. Şöyle bombardıman uçakları öncelikle rubber almamız gerekiyor tabii ki deli divanı. O rubberları alacağız. Jet stratejik bombing. Hadi bakalım. Hatta 150 fabrika. Kalan fabrikaları da neye verebiliriz? Şeye verebiliriz ya Jet Fighter'a. Evet bu arada deli divane rubber eksiğimiz ortaya çıktı. Hadi hayırlı olsun. Neyi nereden alacağız? Harbiden bilmiyorum. Rubber yok ki dünyada. Sentetik rubber üretmek diye bir şey de yok galiba. Rubber üretilebilen bir mekan var mı? Bu bağımsız mı oldu bu herif ya? Oha bu adam bağımsız oldu. Ben Netherlands'ı alınca orada bize gelir zannediyordum. Evet arkadaşlar bu rubber açığı bizi vuracak, zorlayacak. Ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey var aslında. Yapacak ne var biliyor musun? Artık artileri üretmemize gerek yok. Şu artillerileri çekip gerçi artillerler üretilmiyormuş zaten. Neyse en azından bir 50 fabrika açığa boşa çıkabiliriz ya. Hiçbir sakınca yok. 150 fabrikayla da şey üretelim. Jet Fighter üretmeye devam edelim. Kalan fabrikaları da support ekipmana verelim. Oo. Bu arada donanmamız 100 gemiye ulaşmış. Bu ürettiğimiz gemiler dandik gemiler değil. Aralarında dandikleri de var elbette ama. İngiltere'nin donanmasına kıyasla 64 birim donanması var İngiltere'nin. İngiliz donanmasıyla falan kapışabilecek kuvvette sanırım ya. Ama İngiliz, Fransız ve İtalyan donanması falan birleştiğinde bir cacık yapamayız gibime geliyor. Şimdi bütün bunlar inşa edildikten sonra söylemiş olduğum gibi hava ünitelerini basacağız. Böyle saldırabilmek amacıyla. Yugoslavya Fetih Ordusu değil bu arada bu. Dur bir ana ordu diyelim buraya. Ana ordu. Yani ana ordu Ü. Hayır, ana ordu Ü değil. Şöyle bir hatta ordunun kalbi olarak kalp simgesi koyalım. Ordular dayak yediği için mi bir şeyler oldu? Justify atalım kendisine ya. Eğer kendisine Justify attığımızda Fransa tam Fransa bizim sınırlarımıza asker getiriyor ya şey yapmayacak, savunmaya gelmeyecek muhtemelen. Peki ya gelirse ne olacak? Hangi taraf acaba daha önce savaşa davet ederse mevzusu mu? Bu arada dünya karışıklığının ne kadar sebebiyim? Fransa %97 sebebi mi? Niye Fransa %97 sebebi lan? Fransa ordusunu mu genişletiyor? Oğlum 406 Division asker ne ya? 406 Division asker ne abi? Hayvan mısınız? 550, 569 Division asker. 539. 277 de bunda var. Hayda.
British Raj'da bile 265, Çin'de 156. Allah Allah. Bizim bu savaşlar var ya, cacığımızı her neyse babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.